Evet. Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz yepyeni bir Mount & Blade 2 Bannerlord bölümüne hoş geldiniz efendim. Serimiz kaldığı yerden devam ediyor bu arada. Biliyorsunuz Toraman yürek bükenle kendi krallığımızı kurmaya çalışıyorduk. Bununla beraber geçtiğimiz bölüm ailemize kavuştuğumuz bölümdü. Artık aile üyelerimiz hayatta sağ salim burada var. Soğuma, Jatu ve Alte şu anda Laikaron'da ikamet ediyorlar. Teşekkür ederim Bahadır'ım. Kesene bereket sağ olasın. Kesene bereket. Şimdi arkadaşlar ben görevler yaparak ordumu ilerletmeye ve para toplamaya çalışıyorum. Bunun için şu sığınaklardan rahatsız olmasını bekliyorum bazılarının. Köyleri bir kontrol edeceğim. Şuradaki köylerin belki buradaki sığınaktan yana bir rahatsızlıkları olur. Şehirlerdeki tüccar görevlerini yapmaya devam edeceğim. Kervan pususu, ticaret kervanına eşlik etme, kaçak avcılar ordusu. Bunların hepsi sevgili dostlar yapabileceğimiz görevler arasında. Lütfen ama lütfen birisi şu sığınaklardan rahatsız olsun artık ya. En olmadı bedavaya temizleyeceğim. Ama elime adam akıllı ok lazım. 6 tane lord var. Oraya girilmez. Oraya girilmez abi. Yukarı tarafta tekrar şansımı deneyeceğim. Ya sağa sola gitmek de bayağı bir para yediği için bu bir miktar sıkıntı. Bahadır'ım, yayın sonu hepsini uzatacağım. Hatta istersen şöyle yapalım. Bu yayın sevgili arkadaşlar YouTube'dan yayınımıza destek olan arkadaşların ilettikleriyle ve yeni abonelerle beraber yayınımız 3 saat 10 dakika uzuyor. 3 saat 10 dakika yayını uzatayım. Gelen olursa bana hatırlatın. Kesenize bereket, çok teşekkür ederim. Turnuvada lord varsa neden girilmez? Bundan dolayı lordlar diğerlerine nazaran, normal askerlere nazaran daha yüksek özelliğe sahipler. Yani şu şekilde örneklendireyim. Örneğin bizim elimizde bulunan normal bir askerin dövüş yeteneği gözüküyor mu bir kenarda? Evet. Normal bir askerin dövüş yeteneği 100, 150, 170, 200 bandındayken karşındaki lordun dövüş yeteneği çok çok fazla olur. Mesela Manchu'yu ele alalım. Manchu'nun dövüş yeteneği full 200'lerde. Bu lord turnuvada karşına gelirse seni paramparça eder. Dolayısıyla eğer bir turnuvada lord görüyorsan, götüne güvenmiyorsan girmemen lazım. Götüne güvenmiyorsan girmemelisin, öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bir şey deneyeceğiz. Gürültü bastırmayı kapatacağım. Eğer mouse sesinden, klavye sesinden rahatsız olursanız bana söyleyin. Cızırtı başlamış olabilir. Bana söyleyin, filtreyi tekrardan açayım. Uğultu geliyor. Fan sesi geliyor. Baba okey. Okey, sıkıntı yok. Birader, sen piyade ol. Ve mümkünse piyade olarak kal. Ben atlı okçuları kontrol edeceğim. Aa bak, tüccar kervanı gelmediği için bütün loot bizim. Abi biçiyorsun ya. Harbiden biçiyorsun. Abi fan sesi benim en şey yaptığım ses ya. Biraz obsesifliyim fan sesine. Onun da sebebi ne biliyor musun? Bak YouTube'a yeni başladığım yıllar. Sene 2013 falan. 2013 evet.
Ya da daha ileri tarih, 2000'lerde bir tarih. Şimdi bilgisayarın bulunduğu odayla uyuduğun oda aynı olunca ne oluyor biliyor musun? 20 dakikalık bir videoyu, o dönemin interneti gerçekten çok kötü. Sadece benim evde değil, internet genel olarak çok kötü. 20 dakikalık bir videoyu yüklemen 8-10 saat sürüyor. Hani böyle oturdum, canım çekti. Arda arda 3 bölüm bir oyun çektim diyelim, tamam mı? Yarım saatten, 1,5 saat. Lan 1,5 saati yüklemek 15 saatine mal olur mu bir insanın ya? 15 saat, 16 saat, 17 saat, 1,5 saatlik içerik. Şimdi ister istemez yükleme yapabilmek için, bu videoları yükleyebilmek için bilgisayarı açık tutman gerekiyor. Uyuduğun odada da bilgisayar açık durunca Allah'ım o fan sesi sana öyle bir dert oluyor ki. Tutsakları en son satacağım. Şey kasmak istiyorum. Serserilik kasmak istiyorum. Tutsaklar en son satılacak. Yürü bakalım. Bizim 12 sene doldu galiba ya. 12 mi? 11 mi? 11 sene doldu. 2013, 2024. 11 sene doldu, 12'ye girdik ya. Evet evet doğru doğru. 12 Nisan 2013'te kanal kuruldu. 12 Nisan 2024'te 11 sene bitmiş oluyor değil mi? 2012 şey 12. senesine girdik. 12. senesine. Çok pardon. Hemen şunları bir indirelim. Devam. Ay. Tamam, bir şey itiraf edeceğim. Saatlerde yayındayım. Çok ufak bir şey itiraf etmem gerekiyor. Götüm acımış. Mutlaka bir açılışta mızrak yiyorsun bu adamlardan. O artık şey gibi bir şey ya. Başlangıç hareketi. Mızrağımı bir yiyen bir kendime gelen de gerisine sonra bakarız. Biraz fazla yedik bu sefer mızrağı. Biraz fazla yedik. Mızrak hoş değil. Bu yayın kaset mi? Bahadır'ım neler diyorsun? Sevgili Doğukan hoş geldin. Kaç yıl daha sürdürmeyi planlıyorsun? Abi 63'üme kadar. Ben emeklilikle yaşa takıldım da. 63 yaşında. Bannerlord oynuyorum hala değil mi? Ya da Warband. Daha iyi. Warband daha iyi. Nasip nasip nasip. Nasip arkadaşlar. Ben işin gırgırındayım da. Şaka değil bu arada. Emeklilikte yaşa takıldım. Bannerlord'dan emekli tabi canım. Aa, sevgili Özcan Korkmaz benim doğum günümü hatırladı. Evet doğum gününden bir 4-5 gün önce kurmuştum kanalı. Kaç şehre uğraman gerekiyor peki senin? Bir saniye mançuk niye açılıyorsa. Mançuk açılmasın neye bastığında. Daha birkaç şehre daha uğrayacak. Peki. Toplu vereceğim. Toplu satacağım. Binicilik yeteneği 100 oldu. At sırtında isabet yaptırımını aldım. Bir dal vekillik verdim. Lazım valla. Vekillik lazım. Asker toplamak lazım. Sakin. Son tur bütün esirleri satacağım. Ya şunlardan umarım birileri rahatsız olmuştur. Ben yine bir tur burayı dönmeye geleceğim ama. Gece savaşa girmek istemiyordum lakin başka çarem yok.
Sergeants, take command! Adamın atını devirdim. Ama en azından bu sefer mızrak yemedim. Öyle düşün. Adamın atını devirdim ama mızrak yemedim. Abi git gel lan. Bir şey söyleyeyim mi? Bu... Bana o kadar karanlık gelmedi ya oyun. Garip bir şekilde. Vallahi o kadar karanlık gelmedi yani. Lan benim adamı rahat bırakın lan. Hiç ölenim var mı? İki tane yaralı var. Olur o kadar. Olur o kadar. Age of'un linkini atayım mı? Age of History 3'ün. Dur bak kopyala yapıştırımdaydı. İnşallah doğru linki atmışımdır. Yep, doğru link. Abi buyur. Tıkla izle. Baştan sona. Bütün Age of History 3 videoları. Old Dreams modunda karanlıktı bayağı değil mi? O biraz modun bok yemesi. Bir parça. Onu ben hissettim abi. O bir parça modun bok yemesi. Abi çok güzel. Bak 28 tane esirim oldu. Bir tane Kuzeyit Kağan muhafızım var. Bir tane. Ama olsun. Var mı var? Var mı var aslanım? Sen ona bakacaksın ya. Kabile savaşçısını boş ver. Asil'in oğlunu ver. Kabile savaşçısını boş ver. Şimdi buradan bir serserilik yeteneği gelecek. Güzel. 2600 şey 2260 altın geldi. Bütün askerlere günde 2 tecrübe. Dövüş hareket hızı rica edeyim. Ben geliyor. Ticareti ben hiç 300 yapamadım ya. Sevgili Cener Semih, şu an laptopunuz açılmıyor mu? Yani laptop açılmıyorsa yapabileceğim pek bir şey yok da. Ben size benim karşılaştığım durumdan bahsedeyim. Bende de oyun çöküyor ve ekran kartı hatası veriyordu. Dolayısıyla herhangi bir şekilde bırak oyunu oynamayı. Hani başlangıç ekranından ileri bile gidilmiyordu. Sürüm düşürünce düzeldi. Yani oyunu Steam'den oynuyorsanız versiyon 1.2.11 yerine 1.2.10'da oynayın. Galiba 1.2.10 olması lazım. Bu şekilde oynarsanız bu arada gerçekten götü kurtarabiliyorsunuz. Ben o şekilde kurtardım. Anda satılacaklar satıldı. 23-24K fena para değil. Eğer bir 30 binin üstü param olursa abime ordu kurdurabilirim. Bermuda şeytan üçgeni oldu artık. Heh, yakınlardaki haydut üssü. Nihayet kardeşim ya. O da burayı verdi. Bedavaya temizleyecek halimiz yoktu ya. Versiyon nasıl düşürüyoruz? Göstereyim. Göstereyim. Efendim öncelikle şöyle. Ekranı vereceğim. Bir saniyenizi rica ediyorum. Şu şekilde yapmanız gerekiyor. Ekran geldi değil mi? Merhabalar. Bakın Mountain Blade'deki Bannerlord'a sağ tıklayıp özellikler sekmesine tıklayın. Buradan betalar sekmesine tıkladıktan sonra betaları bakın burada oyunun 1.7.0, 1.7.1 gibi versiyonları da var. En son versiyon 1.2.11. Bunu 1.2.10'a çektiğiniz zaman herhangi bir sorun yaşamadan
rahat rahat oynayabiliyorsunuz. Tek sıkıntısı şudur. Modlar yeni çıkan versiyonla uyumlu olduğu için, versiyon 1.2.11 ile uyumlu olduğu için 2.10'da bazı modlarınız çalışmayabilir. Ama oyununuz açılacaktır ve daha rahat bir şekilde oynayabileceksinizdir. Haberiniz olsun. Yani en azından ben de mesela bilgisayar rahat bakıyorum. Rahat değilmiş. Bayağı CPU kullanıyor. bayağı CPU kullanıyor. Şimdi biraz oklaşma zamanı. Oklaşalım, koklaşalım yiğidim. Alır mı beni okla? Tertemiz. Abi yay kötü. Yay kötü işte. Şimdi yay alacağım. Biraz para kasıp yay almak lazım abi. Elimize toplu para geçmesi lazım. Toplu parayı da bulmanın tek yolu var. Abimi evereceğim. Darısının itemlerine çökeceğim. Ne oluyor lan? Bir saniye. Önce bir buraya gelen kızılderili kılıklı var. Onu indirdim. Sonra abi bu görev için 3000 altın para alacağım. Yay avcı yayı olmasa var ya neler edeceğim ben sana da. Dua et yay avcı yayı. Abi ölmüyor. Şaka mı la? Bahtını sevem. Oğlum niye sürekli oraya adam geliyor? Gidin öldürün şunları. Birader şaka mı yapıyorsun ya? Kaç tane adam gelecek daha? Abi neden pişik olmuş gibi yürüyorsunuz? Bunlar halletsin de şu canı teke tek düelloya saklayayım. Ya ne abul Rabbil alemin ya. Vallahi mahvettiler beni. Yanma falan olmamıştır inşallah. Umarım yanma falan olmamıştır. Okçuluğumuz kaç oldu peki? 58. Güzel. Bir yetenek de oradan aldık. Atletizm de artıyor gibi yavaştan. Buyurun buyurun efendim. Tabii ki dilediğiniz gibi danışabilirsiniz. Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bilgi birikimim dahilindeyse tabii ki. Sonunda bu arada birileri sığınaktan rahatsız oldu. Yani ben bu sığınak için ekstra 5 kuruş alamayacağım diye biraz çekindim işin açığı. Ama güzel. Para geliyor. Hop, kameram biraz kapalı dostlar. Süre sayacımız ekranda. Alttaki sayaç ne? Abi Twitch'te sabaton yapıyoruz onun muhabbeti. Bunların zırhı bizimkilerinkinden kaliteli be. Bir tane bile vuruş yapamadım bu arada. Aynen sevgili Versailles, aynen. Sabaton'dayız.
Vallahi ne yazık ki ben de bilmiyorum. Çünkü ben de ona benzer bir sorun yaşadığımda oyun komple açılmadı. Ve Old Dreams modunu bırakmam gerekti. Bu arada dengeli ağır eğimli yayı alırım. Oh be. Biraz daha faydası dokunur bana. Bak ayaklık zırhını da upgrade'ledim. Abi çok güzel. Hem 3000 altınımı aldım. Allah bereket versin. Hem namımı kazandım. Hem okçuluk ilerledi. Zırh delme alayım. Zırh delme alayım. Teşekkür ederim. Bakkalını kurduğum, 3000 dinarımı aldım. Allah bereket versin. Azıcık dayak yedik tabii. Biraz dayak olacak. Sürüyü balta kendi götür. Abi götürürüm. Oraya git gel yaparken hem... Oraya git gel yaparken hem zaman boşa akmamış olur. Hem param boşa gitmemiş olur. Bir git gel yapar kendime gelirim. Kabile savaşçısı almayacağım. Teşekkür ederim. Doğrudan Baltakende yürü. Canımız dolmuş olsun bir yandan. Çok teşekkür ederim. İyi geceler dileğiniz için efendim. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Sistem bilgilerim videonun açıklama kısmında yer alıyor şu an. Açıklama kısmına bakarsanız orada sistem bilgilerimi görebilirsiniz. Cazibe de hadi çocuk yapmaya verelim ya. Toraman'ın boy boy çocuğu olsun. Abi kervan pususu görevine girelim. Ne yapmamı istiyorsun? Biraz daha mı yakına geleyim? Geldim yiğidim, geldim. Abi hiç sıkıntı yok. Keyfinize bakın lütfen. Sevgili Emre Tuna, desteğiniz için çok teşekkür ederim. Sakin, 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 sakin. Kesenize bereket efendim. Çok sağ olun, keyifli seyirler diliyorum. Canım daha tam dolmadı ama sıkıntı yok. Sırf var ya diğer iki sığınağa okçuluk kasmak için şey yapabilirim. Okçuluk kasmak için falan duman edebilirim. Boşa sallama. Askerlerim ölmezse sevinirim. Webcam açacağım. Webcam açacağım. Önümüzdeki 2 dakika içerisinde. Toraman seviye atladı. Harika. Rakip kalmadı ortalıkta. Yağmacıları aldım. Bunlara upgrade'i bastım. Kayıp vermedik doğru düzgün. Çok güzel. Kervan pususu görevimiz tamamlandı. 1600 altınımı aldım. Allah bereket versin. Şimdi ne gitmek istiyorum? Atletizmim iyi. Biniciliğim iyi. Okçuluğum iyi. Gönderli silaha devam edelim. Ve sanırım vekilliğe burada bir tık vermek mantıklı olabilir. Ya da kontrol verip okçuluğu rahat bir şekilde yapmak mantıklı olabilir. Bilemiyorum. Şuradaki köyde nasıl bir görev var? Yük hayvanı.
Ya getirirdim normalde ama uğraşmayacağım. Oo bak biri daha rahatsız olmuş olabilir buradan. Araç gereç. Tamam, ordum full. Şimdi ben birazcık şuralara doğru ilerlemek istiyorum. Niye biliyor musunuz dostlar? Oraların sığınaklarında okçu yok. Yani adamlar üzerime ok sıka sıka beni manyak edemezler. Daha rahat bir şekilde okçuluğumu kasarım. Fazla fiyatlandırılmış ham madde. Katmanlı at zırhı. Tamam, atımın zırhı yok. Denerim. Denerim ama genelde kuzey turnuvaları zor oluyor be. Genelde kuzey turnuvaları zor oluyor. Alabiliriz umarım. Base game'imiz açıldı bu arada. Çok güzel. Genel anlamda 1v1'ler var. Ne kadarlık? 38'lik bir aksırı. E yeter. Ve çok güzel benim sevdiğim de silah geldi. Abi tertemiz. Şöyle ben gönderli silahlarla savaşmaya alışığım. Yani neye alışıksan onu yapman lazım diye düşünüyorum. Böyle illa çiftel vermene ya da illa benim gibi oynamana gerek yok. Evet, diğer tarafta kim sağ çıkarsa onunla biz yüzleşeceğiz. Tertemiz. Bu zırh diğer eşyalara nazaran daha pahalı. Güzel bir ederi varsa satarım. Eğer ki daha standart fiyatsa... Abi kılıç var. Okçular orada birbiriyle çarpışsın. Tertemiz. Evet, at sırtında Onur abim 73. ayın kutlu olsun. Kesene bereket, çok teşekkür ederim. Eğer at sırtında savaşıyorsan gönderli silah senin için biçilmiş kaftan. Ama yaya olarak savaşmayı tercih ediyorsan çiftel silah daha kullanışlı gelebilir sana. Cihat ve Haçlılar modu, evet bunda da güzel olabilirdi. Avrupa 1100 modu var sadece. Doğru düzgün Osmanlı modu bile yok bildiğim kadarıyla. 788'miş. Bence at zırhımızı alalım. Envanterimizdeki eşyaları satalım. 36 tane yük beygiri epey fazla. 20 tane bırakalım yeter. Balık, peynir, tereyağı, et ve bira kaynaklarını dolduralım. Hızımız ne alemde? Peki, hızımız çok etkilenmedi. Bu arada yeterince ürünüm olursa çok daha rahat bir şekilde vekillik kasarım. Toraman'ın vekillik yeteneği ilerledi. Birlik ücretini %5 azaltayım. Ve adam alma ücretini azaltalım. Arkadaşlar yaklaşık burada 100 günlük bir paramız var. Özel sipariş, kaçak avcılar ordusu, güçlendirilmiş deri zırh. Üstümdeki zırh iyi. Kaçak avcıları çok peşine düşmek istemedim ya, ne yalan söyleyeyim. Güzel bu arada, ekonomi iyi doğruldu. Aslında eğer bir krallığın kontrolüne girmeyeceksek, Aseray'da, özellikle Sanada'da bir bira imalathanesi iyi iş yapabilir. Bira imalathanesi bayağı verimli çünkü. Döngüsü falan bayağı güzel. Ya da abime bir kervan kurdurup kervanda da iş yapabilirim ama kervandaki askerler de benden para alıyor, değil mi?
Evet, kervan da benden para alıyor. Bazı zamanlar eksiye bile girebiliyor. O yüzden sanırım tercihim imalathaneden yana olacak ya. Tüccar kervanına eşlik et. Abi şahane görev. Teşekkür ederim. Günlük ücreti oldukça dolgun. Belki şu köyde rahatsız olan birileri vardır bu sığınaktan. Ama tabii şu an gece sığınağa giremem. Abi yürüyün. Şimdi Samet Efendi. Unutma ki ilk başta süvariler geliyor seninle savaşmaya. Süvarileri es geçelim. Şahane. Es geçtim. Arkadaki atlı okçulara gidelim. Es geçemedik galiba. Biz es geçtik de süvariler bizi pek es geçemedi gibi. Biz es geçtik, ondan yana sıkıntı yok. Bizden fazla adam ölmezse çok sevinirim ya. Üç ölü var ama. Buzu biberi diyelim mi bu işin? Ya şimdi kervanı pahalıdan oluşturmak lazım. 27 bin ödeyip bir kervan kurmak lazım. 27 bin ödeyip kurduğumuz kervan, bilmiyorum, bana risk gibi geldi ya. Ama kuralım. Olur. Yani devletlerle savaşa girmeyeceksek kervan para getirir. Üf, uzun benim, hoş geldin. Aşkım bu bittiğin haberin olsun bebeğim. Ha, süpersin. Tamam, o zaman şunu kenara koyayım. Aşkım şahane ilerliyor. Bayağı iyi durumdayız. Orduyu topladım, askerleri topladım. 30 bin para yaptım. Özelliklerim, niteliklerim baya baya gelişti. Kervan mı kursak, işletme mi alsak onu düşünüyorduk. Hayatım, klan seviyem arttı. Hepsi atlı okçu. Hepsi süvari. Aşkım yok ediyor, bakma. Ama benim hayallerim var. Ama senin hayallerini yapacağım. Evet, süvari. Alırız yavrum, alırız daha erken. Bak, birinci bölümde kendi krallığımızı kuracağız deyip başladık. Bismillah dedik, startı verdik. Evet bebeğim. Evet bebeğim. Tam üzerimize gelen yağmacılar gibi. Süvarisi atlısı ayrı. Aşkım sayıyı yüze çıkarırız. 50 süvari, 50 atlı okçu alırız ya. Full mobil. İkinci bölümde yavaştan asker toplamaya başladık. Üçüncü bölümde ailemi kurtardım. Aha, bu dördüncü bölüm. Bu bölümde de seri seri para kasıyorum. Görev yapa yapa. Benim atın manevrası mı kalın geldi acaba? Bir de klan seviyesi azıcık artsın. Abime de evlenecek güzel bir gacı bulayım. İtemlerine çökeyim. Parayının zırhları iyi değil bebeğim ya. Araba olabilir. Vilandia'dan
Haseray'dan ya da imparatorluktan olmalı. Onların zırhları çok çok iyi. Abimizin ticaret yeteneği iyi diye biliyorum ya. Eğer kervan kuracaksak bence abiye kurdurmamız lazım. Ya şimdi kervan da ekstra masraf. Doğru. Abimi bir yanıma alayım. Baksanıza arkadaşlar 63 ticaret var yani. Diğer yoldaşı aramaktansa. Şu an şehrim yok hayatım. Ya işte o savaşlar başlayana kadar ilk etapta bize eşlik edecek birkaç yer olmalı. Aha zeytin. Fazladan kaynak. Aldığım parayı bayağı kırptım da ne yapayım? Daha görevden de para gelecek. Ya eğer kimseyle savaşa girmeyeceksem kervan yeter. Hani kervanın elit orduları yağmacıların içinden geçer. İyi de para getirir ya. Sanırım savaş çıkana kadar bir kervanla, ya kervan artı biz iki kişi para kasmaya çalışmalıyız ya. Hocam bitirin iş yerini. Ben de çekip sıkayım. Belki isabet eder. Kafadan vurdum ama attı. Ben kör oldum galiba. Aniden beyin tümörü. Aniden gitti. Sıfırlandı. Bütün yetenekler. Aşkım yanlış mı görüyorum? Dizini mi dövüyor? Acaba, acaba. Yok çıkmış kendine vurmak yerine. Evet, sanırım onu yapmaya gidiyorsun. Tamam. Ahanda Toraman seviye atladı. Kaçıyor musun? Hadi bu bana skill olarak yarasın. Şifa olsun bana. Abi tertemiz. Gönderli silah. Seviye almış bile. Artık bizim kervanı rahatsız edecek biri de yok. İlk kervanımızı kuralım ya. At sırtında göndergeli silaha bonus. Gönderli. Göndergeli deyip duruyorum hep. Sonra bir parça okçuluk. Devam. O bir adam hiçbir şey yapamaz. Eğer yeterince serserilik kasabilirsem, bak mesela savaş ganimeti şu an %4 artıyor. Büyük ihtimalle %100'e doğru ilerler yani 100 puana doğru falan ilerletebilirsem bunu o kadar fazla ganimet çıkacak ki bizim herhangi bir şekilde demircilikle uğraşmamıza gerek kalmayacak diye düşünüyorum. 30 tane yük beygiri yeterli. 40 bin altın param var. Ve ilk kervanı kuralım mı ya? Hadi ilk kervanımızı kuralım. Abimin ordu, abim yanıma geldi mi? Geldi. Hadi bakalım. Şimdi sevgili dostum. Tüccar bu galiba. Kervan oluşturmak istiyorum. Daha iyi birliklerden bir kervan. 22.500'e. Abim soğumayı kervana verdim. Hadi hayırlısı bakalım. Uçtu gitti mi benim abi? Ha. Anda burada. Umarım başına bir iş gelmez.
Evet arkadaşlar. İlk kervanımızı aldık bile. Ağır işçi. Ya kanka şuradan rahatsızlık duymuyorsunuz mu ya? Haydut üssü ha. Nihayet be kardeşim. Nihayet be. Bermuda şeytan üçgeni gibi 3 adam yerleşti oraya. Kaç günü var bu görevin? 30 gün. Hallederiz. Umarım ölmem. Hiçbir şey olmaz. Video olarak kanalda görebileceksiniz bu içeriği. Günde 2 bölüm olacak şekilde atacağım. Bilginiz olsun. Günde 2 bölüm. 40'ar dakikadan, 45'er dakikadan videolar. Günde 2 bölüm olarak atacağım. Normalde diğer serileri katılı özel yapıyordum. Kanala video gitmiyor öteki türlü. Kanala video olarak gitsin. Oo bak tamam. Bu sefer... Bu sefer 40 tane okçuyu devreye sokmazsam... İnşallah halledeceğim gibi. Senin şöyle bak bir kafadan. Sağdan gelenler var gördüm. Tamam bunun işi bitti. Bunlar alarm veriyor galiba. Ne oluyor be? Adam dibime geldi zannettim. Bizim şu okçuluk kasma durumları var ya. Harbi sıkıntı. Aha da bitti işi. İlk defa. İlk defa. Şükürler olsun. Aha da bitti işi. Şimdi arkadaşlar burada okçuluğu kasabildiğim kadar kasayım. Atletizmi kasayım. Bir keyfimize bakalım. İleride adam var mı? Şuradaki hariç adam görmedim. Şahane. Şahane. Çok iyi. Çok iyi. Hem ilk kervanımızı oluşturduk. Hem karakterimizi fulledik. Sıfır modla oynuyoruz dostlar. Kendi krallığımızı kuracağız inşallah ve yani gecenin saat kaçı oldu ona rağmen keyifliyiz. 411 like olmuş bu arada yayın. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim hepinize. Bahadır'ım iyi geceler. Görüşürüz. Dikkat et kendine. Güzel oldu bu arada. Üst katta kimseyi göremedim. Vallahi tek başıma operasyon düzenliyorum. Ne yapayım? Buranın üst katında galiba. Yok mu burada? Yok. Efendim, Unicode Prime'ın avantajıyla 4. ayında, 4. ayınız kutlu olsun, teşekkür ederim. Yayın 2K olmuyor efendim, maalesef. Maalesef YouTube Twitch eş zamanlı olduğu için. Standart. Öf. Abi oku gördün mü? Ay. Ay 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 ay. You've got quite a sweat. Çok iyi. Hem yok sadece atlı kullanacağım. Arkadaşlar asker limitimiz 84 oldu bu arada. Ağır eğimli yaydan benim elimde var. Daha kaliteli oklar falan alınır.
3000 altın buradan paramı aldım. Dövüş hareket hızını aldım. Yay doldurma hızımı, dönerken daha az isabet hassasiyeti yaptırımımı. İsabet hassasiyeti yaptırımı ya. Günün sonunda çünkü şey yapıyorsun yani, döne 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 gidiyorsun. Sana kalkan da vereceğim birader. Evet efendim. Klan seviyemizi ikiye çıkardık. İlk kervanımızı oluşturduk. Ve Mount & Blade'deki Bannerlord'da bu seride tatlı tatlı ilerledik. Kıymetli vaktini ayırıp eşlik eden herkese teşekkürler. Benden bu videoluk bu kadar efendim. Esenlikle kalın. Bay bay.